Evet arkadaşlar, karşıda Y2K binasını görüyorsunuz. Sağlam bir şekilde duruyor. Bu arada selamlar, saygılar. Yeni bir videoya başladım çünkü. Şimdi neredeyim? Eski belediye binasının önü. Ziraat Bankası vardı burada. Şimdi Emekler Parkı gibi bir şey oldu. Buradan böyle devam edip Yeşil Sinema'nın o tarafa geçmeye çalışacağım. Karşı taraf Kapalı Çarşı bölümü. Şehir burada hareketli, insanlar burada. Birkaç açılan yer var. Alışveriş, ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Belediyenin hizmet verdiği bir bazı bölümler var. Kapalı Çarşı'nın içine girmedim hiç. İç kısmı ne durumda bilmiyorum. Faaliyette mi onu da bilmiyorum. Şimdi Kapalı Çarşı'nın üstünden bağlanacağız. Devam edeceğiz. Burası şehrin meydanı, göbeği, merkezi, aklına gelebilecek her şey. Burası. Arka tarafta yeni caminin yıkıldıktan sonra geriye kalan kısımlarını görüyorsunuz zaten. Bakın burada tezgahlar var. Mesela bir telefoncu arkadaşımız bu şekilde bir tezgah açmış. Mecbur, ekmek parası, bir şeyler yapılmak zorunda. Kapalı Çarşı'nın üstündeyiz. İsmet İnönü heykeli, valilik binasının önü. Oradayız. Şuradan şöyle yeni camiden de görüntü alalım. Gördüğünüz gibi. Bakın burada valiz satanlar var, sebze meyve satanlar var, telefoncular var, tütüncüler var, çuvalcılar var. Birçok sektörden dükkan mevcut. Faaliyet gösteren çay ocakları yolun sağlam kısımlarına masalarını koymuşlar. Tesbihçilerimiz burada. Benim ilgi alanlarımdan birisi. Koleksiyonum var bu arada. Burada bir kalabalık söz konusu. Sanırım işlemlerle ilgili durumlar var. Ziraat Bankası muhtemelen bu yardım paralarıyla alakalı. Hemen yanında yemek dağıtılıyor. O da Ziraat Bankası'nın yemek dağıtma yeriymiş. Burada da bir kuyruk var. Orası da PTT ile alakalı işlemlerin yapıldığı kuyruk. Evet. Ziraat Bankası burada paravan bir yer kurmuş. Faaliyet göstermekte. Evet, şimdi buradan sola dönelim. Bakın bu karşısı Yeşil Sinema'nın olduğu bölüm. Cam mekanlı kısım. Oranın iç kısmı Yeşil Sinema. Burası Vilayet Meydanı diye geçiyor arka tarafı. Eskiden burada Vilayet Çay Bahçesi vardı. Bakın bu köşede bir yıkım olmuş. Enkaz da kaldırılmış durumda. Şöyle Yeşil Sinema'nın önünden devam edelim. Derme İlkokulu'nun aradan Büyük Baharatçı'nın oraya geçebilirsek geçmeye çalışalım. Öyle bir dolaşım yapmaya çalışalım. Bu buraya ve bu iç taraftaki hana ağır hasar vermişler diye duydum. Nitekim görüntü de öyle.
Böyle devam edelim. Yeşil sinema bu sol taraf. Buranın iç kısmında sinema. Buradaki dükkan da açmış. Faaliyet göstermekte. Malatya'nın tarihi kafelerinden, nostalji kafe, tarihi evlerinden bir tanesi. Bu sağ tarafta gördüğünüz kahverengi yapı. Şöyle devam edelim. Bakın burası tarihi Malatya evi. Şu anda kapalı. Hatta içinde biraz şeyler olmuş. Öyle kalmış, yıkıntılar olmuş. Burada sağlı sollu otoparklar vardı. Nitekim biraz az katlı yerlerden oluşan bir mahalle. Ama yıkım tabii ne durumda bilmiyorum. Otobüs dolmuş durağı şu caminin önü. O tarafta. Şöyle devam edelim. Hatta ben kaldırıma çıkayım. Trafik akıyor. Hacı Nasır Ethem Efendi Camii'ymiş burası. 1949 tarihli imiş. Tarihi bir yer sayılır. 50 seneyi aşkındır yapılmış bir yapı. Bu Melodi Stalyan'ın olduğu yerde eskiden bir künefeci vardı. Diyarbakır künefesi yapıyordu. Çok da severek yerdik. Şimdi yine şöyle görüntü alalım. Derme ilk öğretimin olduğu aradan büyük baharatçının olduğu araya çıkacağız. Buradan böyle yavaşça devam edelim. Burada da bazı dükkanlar faaliyete başlamış. Bazıları tamamen kapanmış. Hava kapalı. Hafifçe de soğuk denilebilecek bir hava var. Serin. Karşı köşe gördüğünüz üzere sarı bina. 2 kat, 1,5 kat hatta denilebilir. Dermi İlkokulu, Malatya'nın tarihi okullarından bir tanesi. Hatta ki tarihi bir kapısı bile mevcut. Fakat kapı faaliyette değildi. Hatta ki biraz böyle atıl durumda da denilebilir. Buradan tekrar
Ana caddeye ineceğim. Sonra bir mola vereceğim. Biraz ayağım ağrımaya başladı çünkü. Evet, burası ne olmuş? Derme İmam Hatip Ortaokulu olmuş. Yeni haliyle böyle olmuş. Tarihi derme. Hasan Varol Ortaokulu'ydu. Buradaydı diye hatırlıyorum. Şimdi o kapıyı da size göstermeye çalışacağım. Daha sonra aradan caddeye çıkalım. Bu çekirdek pasajı kapanmış durumda. Şöyle kapanmış. Yolun öbür tarafındaki ön cephedeki bina çöktü. Ve bu kapının önüne çökmüş durumda. Şöyle görüntü alayım içeriden size. Bakın. Gördüğünüz gibi diğer taraf kapalı, çökmüş durumda. İşte o tarihi kapı da burası. Bu arkadaki yapı. Derme İlkokulu'nun tarihi kapısı. Gördüğünüz taş yapı. Şöyle. Yani bu kestane kebap tezgahının arkasındaki kapı. Tahmini tarihi nedir? 2863 sayılı kanun gereği tescil edilmiş. Notu var üstünde. 1907. Yani buradaki tabelaya bakarsak tarih o şekilde üzerine not edilmiş. Şu aradan da görüntü alalım. Oradan hatta caddeye inebiliyorsak inelim. Çünkü Büyük Baharatçı ilerisi. Arada dükkanlar faaliyete başlamış gibi görünüyor. Şöyle. Şurada bir yerde bir yıkım söz konusu sanırım. Orayı bir görmeye çalışacağım. Çobanoğlu kebap kapanmış durumda. Evet. Şuradan devam edeyim. Burada ayakkabıcılar vardı. Kapanmış. Evet, taşımışlar dükkanlarını. Buradaki dükkanların birçoğu boşaltılmış. Hatta Malatya'nın meşhur dönercilerinden Yaprak Döner. Bakın bu 3-4 katlı yapı. Onlar da tamamen boşaltmış. Burası mahalle olarak ne geçiyordu? Hamidiye Mahallesi, evet, tamam. Hamidiye Mahallesi olarak geçiyor. Bu ara sokakta Emeksiz Caddesi'ne çıkıyor. Oradan da biraz görüntü alalım. Daha sonra son verelim bu videoya. Burada bir iş makinesi hareket halinde. Muhtemelen yıkım yapılacak yere gidiyor. Veya enkaz kaldırılma çalışması yapılacak olabilir. Emeksiz'in alt tarafındaki girişindeyiz. Burada enkazlar da mevcut. Hatta ki bu Emeksiz alt geçidi kapalı durumda şu anda. Faaliyet göstermiyor. Yalnız buradaki enkazı toplamışlar. Kaldırılmış. Asfalt patlamış ama burada. Emeksiz'in alt tarafından görüntüler bu şekilde arkadaşlar. Şu altta da bir çalışma var. Oradan da görüntü alalım.
kapatalım. Çok uzun videolar da olsun istemiyorum. Çok parça parça da olsun istemiyorum. Olabildiğince orta halli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte. Bir araç buradan dönmeye çalışıyor ama üst taraf açık mı? Şu anda geçebilir herhalde. Şöyle. Buraya eski ofis caddesi, 4 yol. O zaman alt geçit yoktu, şimdi alt geçit var. Şuradan şöyle, bakın burayı kapatmışlar. Araç trafiğine kapalı burası tamamen. Karşısı kız lisesi. 4 yoldayız. Oradan çıkarabilirsiniz nerede olduğumu. Bakın burada bir enkaz çalışması var. Az önce pasajın içinden gösterdiğimiz yerin arka tarafı. Burada enkaz çalışması yapılıyor şu anda. Son durum böyle. Bu tarafta Sıtma Pınarı'na gidiyor zaten arkadaşlar. Enerjim olursa o tarafa doğru da gitmeye çalışacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.